GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben GCM Forex'te yardımcı analist olarak görev yapıyorum. İsmim Umut Tuncer. Bundan sonra temel analiz ve teknik analize giriş konularında birlikte eğitime başlayacağız. Şimdi bugünkü konumuz teknik analize giriş. Forex piyasasında işlem yapmak isteyen tüm yatırımcıların mutlaka, mutlaka temel anlamda en azından bilmesi gereken analiz yöntemlerinden birisidir. Bu nedenle de bugün bunun üzerinde duracağız. Ee, şimdi teknik analizde e, geçmiş verilerin baz alınarak e, ileriye dönük fiyat hareketlerinin tahminini yapmaya çalıştığımız bir yöntem uyguluyoruz burada. Bunu anlatmadan önce e, piyasa analizini yaparken gerçek bir yatırımcımızdan görüntü yok diye e, bir saniye bekletiyorum. Görüntüyle ilgili sorunu çözebildik mi acaba? Tamam, herhangi bir sorun yok şu an. Şimdi teknik analize girmeden önce, e, temel olarak bir öbür e, diğer analiz yöntemlerinden, piyasa analizi yapılırken kullandığımız analiz yöntemlerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar birbirinden ayrı olarak kesinlikle düşünülemez. Zaten e, Forex piyasasında en büyük riske yol açan şeylerden etkenlerden biri de bunlardan birbirinin bağımsız olarak düşünülerek işleme girilmesidir. Şimdi temel analizde fiyatın yönünü ve gücünü tahmin etmeye çalışıyoruz ve tamamen e, ekonomik e, faktörlerden yani takvim verileri merkez bankaları gibi verilerden yararlanıyoruz. Teknik analizde ise e, daha çok istatistiksel verilere yani geçmişte yaşanan fiyat hareketlerine bağlı olarak Geleceğe dair fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Tamamen istatistiğe bağlıdır. Matematiksel ve e, göstergelerle, indikatörlerle işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi temel analiz, e, teknik analizin özellikleri nelerdir? Teknik analiz e, data kullanımı gerektirir. Çünkü istatistiksel, biraz önce bahsettiğim gibi istatistiksel bilgiler elimizde olması gerekiyor. Bu nedenle de Forex piyasası 24 saat açık bir piyasa olduğu için aktif bir piyasa olduğu için elimizde data açısından oldukça uygun bir ortam oluşturur analiz yapmak için. Bu nedenle de çok daha rahat derin bir piyasa olması nedeniyle de günde 5 trilyon doları aşkın bir işlem hacmi bulunduğu için çok daha rahat bir şekilde sağlıklı bir şekilde teknik analizi uygulayabildiğimiz bir piyasadır Forex piyasası. Bu da bizim bir avantajımızdır. Peki neden bu kadar popüler? Şimdi e, temel analizde daha çok e, yoruma ve tecrübeye dayalı bir yöntem olduğu için çünkü ekonomiyi okumaya daha çok bağlı bir analiz yöntemi olduğu için genellikle yatırımcılar teknik analize yönelirler. Onlara daha basit gelir uygulaması. Biraz sonra zaten işlerken de göreceksiniz ne kadar basit olduğunu. Ee, diğer yandan da e, en büyük hatalardan biri sadece teknik analize dayalı işlem yapılmasıdır. Yani sadece bu yöntemi uygulayarak geri kalan tüm haberleri, sermaye yönetimini, bütün her şeyi yok varsayarak sadece teknik analizde işleme girenlerin yaptığı hatalardan dolayı yol açılan kayıplardır. Şimdi... Teknik analizin bir diğer özelliği de duygusallığı işin içine katmamasıdır. Yani siz çizgisel çalışmanızı yaptıktan sonra, teknik analizinizi gerçekleştirdikten sonra her şey çok net bir şekilde ortaya çıkar zaten. Bunun yanında dediğim gibi risk yönetimi, biraz önce bahsettiğimiz gibi risk yönetimi ve temel analizi de işin içine katarak optimum bir işlem stratejisi uygulayabiliyoruz. Şimdi peki temel e, analizin e, pardon teknik analizin varsayımları nelerdir? Yani nelere dayanarak bu işlemleri gerçekleştiririz biz? Teknik analizin ilk varsayımı, ana varsayımı piyasaların her şeye dikkate aldığıdır. Yani tüm bilgiler piyasada anında fiyatlanır bu varsayıma göre. Bu da işlem yapmayı oldukça elverişli bir hale getirir. Yani sizin e, şöyle diyelim. Amerika'da herhangi bir olay gerçekleştiğinde bu direkt fiyatlara yansıdığı için ve siz de bunun takibini rahat bir şekilde gerçekleştirebildiğiniz için çok daha rahat bir şekilde işleme girebilirsiniz. Çok daha net bir piyasadır. Ee, haberler gecikmeli olarak etki etmediği için hiçbir sıkıntı çekmezsiniz bu konuda. Diğer varsayımsa fiyatın trendler halinde hareket ettiğidir. Zaten en önemli bizim için belirlememiz gereken faktör de bu trendi belirleyebildiğimiz takdirde çok daha kazançlı işlemler yapabileceğimizi biraz sonra çalışmalarımızda da zaten örneklerimizde de görebileceğiz. Her vadede yani kısa olsun, uzun olsun fiyat mutlaka bir yöne doğru ilerlemek zorundadır. Zaten başka bir çaresi yoktur. Sürekli ileriye doğru ilerleyen bir grafik göreceğiz fiyatlarla ilgili. Önemli olan bu trendi doğru olarak belirleme. Diğer varsayımda ekranda gördüğünüz gibi Tarih kendini tekrarlar. Bu üçüncü madde aynı şartlar altında piyasalar aynı tepkileri verir ve tarih kendini tekrarlar maddeleri zaten aynı anlama gelmektedir. Piyasalar e, belirli bir seviyede daha önceden tutunduysa veya e, herhangi bir habere bir tepki verdiyse aynı türdeki, aynı önem derecesindeki bir habere yine aynı seviyede tepkiler vermesi beklenir. Bu nedenle de belirli formasyonlar, belirli seviyeler çok önemli hale gelir ve teknik analizde de bizim kullandığımız ana etkenlerden birisi de budur. Şimdi e, burada teknik analiz demek biraz da grafik demek aslında. Yani çünkü başta söylediğim gibi dataları kullanarak geçmiş fiyat hareketlerinden yol alarak biz burada analizimizi gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle de kartları iyi tanımamız gerekiyor. Şimdi e, bu kartlar hakkında Kartları yorumlama hakkında, grafikleri yorumlama hakkında bir sıkıntısı olan var mı acaba? Ben onu sormak istiyorum. Şimdi katılımcıların çoğu oldukça kolay olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar ama birkaç yatırımcımız da bir birazcık sıkıntı çektiğini söylüyor. O nedenle kısaca ben size bahsetmek istiyorum bu konuda. Bakın şu an ekranda gördüğünüz çubuk grafiği, mum grafiği ve çizgi grafiği MetaTrader programında kullanılan 3 çeşit profi, çeşittir. Grafik çeşididir. Şimdi sol tarafta gördüğümüz pek sık kullanılmayan Analiz için uygun olan fakat görsel açıdan çok karmaşık bir yapıda olduğu için fazla kullanılmadı, kullanılmayan bir grafik şeklidir. Sağ tarafta gördüğümüzde televizyonlarda görmüşsünüzdür. Genellikle zaten çizgi grafiği şeklinde yaparlar. Fakat sadece görsel açıdan uygundur. İşlem açısından pek uygun olduğunu söyleyemiyoruz. Fakat mum grafiği hem işlem hem de görsel açıdan analiz açısından oldukça uygun bir grafiktir. Şimdi burada gördüğünüz gibi siyah ve beyaz gövdeli mumlar var. Şimdi oldukça basittir. Siyah gövdeli mumlar düşüşün olduğuna işaret eder. İçi beyaz yani boş olan mumlarsa yükselişe işaret ederler. Bu çizgi şeklinde gördüğünüz kısımlarsa, şu çizgiler, gördüğünüz çizgiler gün içinde fiyatın hareket ettiği kısımları gösterir. Fakat şu gövdeler açılış ve kapanış seviyesini gösterir. Yani burada şu mumu örnek alırsak, şu gösterdiğim mumu, burada fiyatın buraya kadar, şu kısma kadar yükseldiğini görüyoruz. Fakat burada tutunamayıp düşüş mumu haline gelip burada fiyatın kapandığını görüyoruz buradaki grafikte. Şimdi teknik analizde kullanacağımız en basit konulardan birisi destek direnç çalışması. Fakat basit olduğu kadar da önemli bir konudur. Şimdi destek ve direnç seviyesi fiyatın daha önceden tutunduğu yani nasıl basit anlatırız takıldığı fiyatın oldukça oyalandığı geçemediği veya geçmekte zorlandığı seviyeler olarak adlandırılır. Şimdi peki neden iki tane destek adını verdiğimiz seviye fiyatın aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırma eğilimindedir. Fiyatın yani grafikte gördüğünüz gibi şu mavi çizgi ilk mavi çizgi. Fiyatın aşağı yönlü hareketlerini gördüğünüz gibi sınırlamış. İstisnalar mutlaka olacaktır. Genel anlamda fiyatın aşağı yönlü sınırlamış. Direnç seviyesi de fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini sınırlandırma eğiliminde olan çizgilerdir. Bakın burada da kırmızı çizgiler direnç özelliği gösteren çizgiler konumunda. Şimdi bu seviyeleri nokta atışı olarak belirlemek zordur. Yani tam olarak burada gördüğünüz gibi 77 270 Dememiz zordur çünkü çok likit bir piyasadır. Hareketlilik oldukça fazla olabiliyor bir piyasada ve bu nedenle çok ufak sapmalar gerçekleşebiliyor. Bu nedenle kendiniz veya internetten araştırdığınız analizlerde size verilen seviyeleri tek bir seviye yerine bölge olarak düşünürseniz çok daha rahat hareket edebilirsiniz çünkü dediğim gibi likit olduğu için piyasa. Çok ufak sapmalarda yatırımcılar telaşlanabiliyorlar. Halbuki bazen göreceksiniz ki o destek seviyesi veya direnç seviyesi bakın şuradaki gibi çok ufak sapmalar olsa bile tekrardan çalıştığını görebileceksiniz. Ha bu her zaman bu destek direnç sonsuza kadar devam edecektir diye bir şey kesinlikle yok. Bakın burada kırıldığını görüyorsunuz destek seviyesinin. Ama ufak sapmalarda daha sabırlı olmak gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir özelliği de vardır destek direnç seviyelerinin. Burada da zaten net olarak göreceğiz. Bir destek seviyesi kırıldığında potansiyel olarak direnç olarak da çalışma eğilimi gösterir. Bakın burada fiyatın aşağı yönlü eğilimini sınırlayan destek çizgisi mavi çizgi kırmızıyla aynı seviyededir. Fakat burada kırıldıktan sonra fiyatın yukarı çıkma eğilimini sınırlandırmış durumda. Bu nedenle bir destek veya direnç seviyesi kırıldığında bir daha onu dikkate almayacağız diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Diğer bir özelliği ise bir seviye, destek veya direnç seviyesi ne kadar çok test edilir ve geçilemezse o kadar güçlenir. Yani o seviyeden artık yeni strateji oluşturma fırsatımız o kadar fazla olur. Ve seviye şunu örnek verelim. Tekrar bu slayttan gidelim seviye ne kadar güçlüyse kırıldığında tepki verme olasılığı, tepki verme gücü o kadar fazla olur. Yani normal bir seviyede bakın burada örneğin kırılmış fakat fazla önceden denenmediği için daha az bir tepki görüyoruz. Fakat burada tekrar test edildikten sonra kırıldığında çok daha güçlü tepkiler olduğunu görebiliyoruz. Şimdi destek dirençten sonra Bakın burada da tekrar destek seviyelerinin nasıl direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi biraz sonra trend kavramını da anlatacağız. Trendin yön olduğunu belirtmiştik. Bakın burada yukarı yönlü bir hareket mevcut. Yukarı yönlü harekette de destek direnç seviyelerinin nasıl koordineli olarak çalıştığını da görebiliyoruz. Kırılan direnç seviyesi daha sonra destek olarak çalışmış direnç seviyesi destek olabiliyor. Destek seviyesi de direnç olarak kullanılabiliyor. Peki bunlar nasıl oluşuyor aslında? Şimdi daha öncelerden mutlaka ilgilenenler olduysa aranızdan ayı piyasası ve boğa piyasası diye duymuşsunuzdur piyasaları. Şimdi burada daha net olması için görsel açıklamada sunduk. Şimdi ayı piyasası fiyatın aşağı yönlü ilerlemesi için baskı yaratılan bir piyasadır. Bakın buralarda görüyorsunuz ayı piyasasının oluştuğu kısımları görebiliyoruz. Burada fiyat üzerinde direnç oluşturmuş ayı piyasası yoluyla. Aynı şekilde tam zıttı bir şekilde de fiyatın yukarı yönlü ilerlemesi için baskı oluşturan bir boğa piyasası mevcut. Bu konuda daha önceden bilgisi olan var mı? Boğa piyasası ayı piyasası ile ilgili bir sıkıntısı olan? Şimdi birçok yatırımcımız bilgisi olduğunu söylüyor. Hemen kısaca söylüyorum. Boğa piyasası bu gördüğünüz gibi boynuzlarıyla yapılan benzetmeyle yukarı doğru piyasayı itme e, baskısı oluşturan bir piyasa olarak değerlendirilir. Ay piyasası da pençesiyle aşağı doğru vurma simgesiyle birlikte düşüş baskısı yaratan piyasalar olarak değerlendirilmektedir. Şimdi e, trend kavramına geçeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz kişi Charles Dow, trend kavramını ortaya çıkaran kişi. Trendin tanımı da en basit haliyle gördüğünüz gibi finansal varlığa ait fiyatın belirli zaman dilimi. Bu fark etmez, günlük olabilir, bir ay, yıllarca devam edebilir. Fakat belli bir yönde hareket etme eğilimidir. Şimdi üç çeşit trend vardır. Bunlardan birincisi fiyatın yükseliş eğiliminde olduğu trenddir. Burada asıl amaç e, nasıl dolar yükseliyor diye örneğin haberlerde duyuyoruz. Biz burada dolar almayı tercih ediyoruz buradan kazanç elde etmek için. Burada da amaç dip noktaları belirleyerek kazanç elde etmektir. Fakat e, forex piyasasının bir diğer avantajı da mutlaka bir e, bilginiz vardır bu konuyla ilgili. Düşüşlerden de kazanç elde edebiliyoruz. Yani fiyatın aşağı yönlü ilerlediği zamanlarda süreçlerde. Satış işlemi gerçekleştirerek biz de buradan kazanç elde edebiliyoruz. Fakat şöyle bir trend şekli de vardır. Yatay trend. Fiyatın belirsizlik içinde olduğu yani yükseliş veya düşüş baskısı arasında kaldığı ve sıkışık hareketler gözlemlediğimiz trend şeklidir. Bunda da oldukça güzel stratejiler elde edebiliyoruz. Şimdi yükseliş trendini bir de grafik üzerinde görelim. Şimdi burada... Genel olarak gözünüzde çarpan hareket nedir? Onu soracağım ben size. Yani yukarı yönlü bir hareket mi, aşağı yönlü bir hareket mi? Görsel olarak nasıl değerlendirdiniz? Evet genel olarak yatırımcılarımız doğru değerlendiriyorlar. Tabi tümünü değerlendirdiğiniz takdirde bir aşağı yönlü diyen yatırımcılarımız da var. Doğrudur. Aşağı yönlü bir hareket de mevcut. Fakat genel anlamda burada yukarı yönlü bir trend olduğunu görebiliyoruz. Yani geniş zaman dilimine baktığımızda en çok yükseliş trendini görmekteyiz. Burada bakın yukarıdan da kanal hareketi oluştuğunu görüyoruz. Kanal niye oluşturulur? Şimdi bu üst çizgi niye çizilir? Şimdi bu üst çizgi bizim burada trendde amacımız, yükseliş trendinde amacımız dip noktalardan alım yapmaktır. Veya dibe yakın noktalardan. Çünkü biraz önce belirtmiştik ya trend de aynı destek direnç gibi istisnaları olabilen şu şekilde istisnaları olabilen ve bir bölge gibi değerlendirilmesi gereken hattır, çizgidir, düzlemdir. Bu yüzden dip ve dibe yakın noktalardan alım yapmaya çalışırız. Fakat burada yukarı yönlü hareketlerde nerede işlemden çıkacağımıza dair bir fikrimiz oluşmayabilir. Bize bu konuda yardımcı olması amacıyla yukarı yönlü paralelinde, trendin paralelinde bir çizgi daha çizeriz. Burada nerelerde işlemimizi kapatabileceğimizi, nerelerde kar alabileceğimizi daha net olarak görmeyi amaçlarız. Tabi bakın burada da istisnalar olabiliyor. Destek direnç gibi trendler de kesinlikle sonuza kadar sürmez. Fakat burada önemli olan bizim zararımızı burada sabitleyebilmemiz, kontrol altında tutabilmemiz daha doğrusu. Şimdi trend çizgisi doğru çizildiğinde eğer uygunsa bu arada şunu da belirtmemde yarar var. Bir trend o an görülmüyorsa yoktur. Yani kesinlikle zorlamaya gerek yok. Demek ki orada şu an mevcut bir trend göremiyoruz. Yani çok istisna olmuş. Hani istisnaya izin verebiliyoruz ama çok fazla olduğunda da riskli oluyor. İlla bunu yapmaya gerek yoktur. Başka bir yatırım aracı seçilebilir veya belli bir trend oluşması beklenebilir. Sabretmekte yarar var. Bunun dışında eğer ki doğru bir şekilde trendi çizebilirsek bundan sonraki süreçte de forex bilginizde üstüne katabileceğiniz birçok araçtan daha faydalıdır trend doğru belirleyebildiğiniz takdirde. Yani hiçbir gösterge bundan sonraki süreçte öğrenebileceğiniz hiçbir gösterge tek başına yeterli olmasa bile trend bunun için çok daha büyük bir paya sahiptir. Size çok büyük bilgi verebilir bu konuda. Bakın nasıl çizildiğini de şöyle örnekleyelim. Burada görüyorsunuz zaten. Şimdi iki tane dip noktasının birleştirilmesiyle aslında trend oluşur. Şimdi burada dip noktasının oluşması kesinlikle bize bir işlem fırsatı sunmaz. Şimdi dediğim gibi sabırlı olmamız gerekiyor burada. Bakın, iki kere birleştirip bir yönü tahmin ediyoruz fakat bu pek garantili değildir, risklidir sadece bunu yaptığımızda. Şimdi burada üçüncü bir testi gördüğümüz zaman artık biraz daha emin olabiliriz bu işlemden ve yukarı doğru fiyatın hareket ettiğinden biraz daha teyit etmiş oluruz. Daha emin, garantili işlemlere giriş yapabiliriz. Bundan sonra destek direnç de aynı bahsetmiştik biraz önce. Ne kadar test edilirse o kadar güçlüdür zaten. Burada artık işlem fırsatları bize doğmuştur. Bundan sonra yukarı yönlü işlemlerimizde karlarımızı alabiliyoruz. Bir yatırımcımız demiş, "Trend en büyük dostumuz, trendin tersi en büyük düşmanımızdır." diye. Ağzımdan lef almış yatırımcımız. Aynı şekilde ben de destekliyorum bu açıklamasını. Burada trend tersi işlemler oldukça risklidir. Çünkü görüyoruz biz artık tren kalkmış buradan gidiyor artık. Trenin hareket halindeki trenin önüne geçmememiz gerekiyor. Şimdi burada hangisi? Mısır fiyatlarında aylık grafikte bir yükseliş trendi söz konusu burada da. Bakın yıllar boyu devam etmiş. 2005 yılından hala günümüze kadar devam etmiş. Yani daha sonra vadelerden de bahsedeceğiz. İşte 4 saatlik, bir günlük, Haftalık bir aylık grafiklerde çalışan karakterine göre yatırımcı karakterine göre belirlenmesi gereken vadeler var fakat burada uzun vadeyi seven bir yatırımcı 8 yıl boyunca oldukça güzel kazançlar elde etmiş ne demiştik biraz önce kanal oluşturmak için kesinlikle bir zorlamaya gerek yok zorlamak hata demektir çünkü burada üst seviyede bunun paralelinde bir çizgi düzlem çekemediğimiz için herhangi bir şekilde kullanmıyoruz gerek yok. Şimdi düşüş trendinde de e, pardon bir yatırımcımız yükseliş trendinde nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor sormuş. Hemen onu tekrar dönüş yapayım. Şimdi bakın söylemiştim aslında burada trendin alt çizgisine yani trend fiyatın aşağı yönlü ilerlemesini sınırlayan kısımlarda alış alım işlemi yapıyoruz biz. Bakın buralarda sadece çizgiye değen kısımlarda değil. Bu oldukça sağlıklı bir trend olduğu için bu kadar çok test edilmiş. Aslında bu kadar çok test edilmiyor çoğu trend. Buralarda fiyatın düşüş kısımlarında, dip kısımlarında alım işlemleri gerçekleştiriyoruz. Stratejimiz tamamen bundan ibaret. Şimdi düşüş trendi de yükseliş trendinin tam tersidir. Fiyatın belli bir zaman dilimi içerisinde istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü ilerlemesinden kaynaklanır. Fakat burada yükselişin tersi olarak Zirve noktalarından, tepe noktalarından satış işlemi gerçekleştiriyoruz. Bakın burada trend çizgisini çizmişiz biz. İki tane çizgiyi birleştirmişiz, oluşturmuşuz. Burada da teyidini almışız. Artık buradan satış işlemleri gerçekleştirebilir. Fırsatlarına yararlanabilir. Peki burada nerede işlemden çıkacağız? Bir saniye yatırımcımız bir soru sormuş. O zaman ufak meblalarda trendi takip etmek doğru biliyor olur mu? Şimdi başta belirttiğim gibi temel analiz, teknik analiz ve risk yönetimini beraber kullanmak gerekiyor. Burada risk yönetimi nedir? Bunu da daha sonraki webinarlarımızda işleyeceğiz zaten. Risk yönetimi zaten sermaye yönetimini içerir. Temel analiz ve teknik analiz size nasıl kazanç sağlayacağınızı gösterirken sermaye yönetimi, risk yönetimi paranızı nasıl idare edeceğinizi, nasıl sıfırlamayacağınızı daha doğrusu gösteren bir tekniktir. Yani e, paranız düşükse daha düşük meblağlı işlemlere girmeniz gerekebilir. Daha garantili işlemlere girmeniz gerekebilir. Bu piyasada kaldıraç sistemi nedeniyle ne kadar biraz daha katabilirseniz e, sermayenize o kadar daha rahat işlemlere giriş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, bir yatırımcımız da her destek noktasını alım fırsatı olarak değerlendirmek mi gerekir diye belirtmiş. Evet yani trendi destekledikten sonra her destek noktasına alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü dediğimiz gibi fiyat almış başına gidiyor. ton hızla giden bir tren var. Biz de bu trene binmek istiyoruz kazanç sağlamak için. Bakın burada dönüşünü sağlamış. Teyidini almışız buradan. Buradan alım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tekrar fırsatımız olduğunda tekrar alım işlemleri gerekiyor. Trend Forex piyasasında en büyük dostunuzdur. Yani mutlaka bu trende uymanız gerekiyor. Diğer fırsatlar, pardon diğer stratejiler daha riskli olmasına rağmen trend çok daha faydalıdır. Trend belirlerken grafik aralığı nasıl seçilmeli diye sormuş bir yatırımcımız. Tamamen bu sizin karakterinize bağlıdır. Yatırım karakterinizde bağlıdır. Yani siz eğer gün içi işlemlerden daha huzurlu oluyorsanız, çok sabır sabır konusunda iyi değilseniz hani bir ay bir hafta gibi dayanamıyorsanız işlemlerinizde 4 saatlik grafikler bazen bir saatlik grafikler bir günlük grafikler size daha uygundur. Ama dediğim gibi bundan daha uzun vadeli işlemler yapabiliyorsanız buna sabredebiliyorsanız daha uzun vadelerde de işlem yapabilirsiniz. Şimdi düşüş trendine tekrar gelelim. Şimdi düşüş trendinde e, ee, zirve noktalardan satış işlemi gerçekleştiriyoruz biraz önce tekrarladığım gibi tam tersi bir şekilde de burada da alımlı e, işlem kapatmaları kar almaları şu noktalardan yani e, alt çizgiye yakın kısımlardan gerçekleştiriyoruz ve hiçbir trendin sonuza kadar sürmediğini de belirtmiştik biraz sonra da e, bununla ilgili örnek yapacağız bu arada sorular devam ediyor bunu eğitim sonunda vaktimiz kaldığı gibi ben hepsini yanıtlamaya çalışacağım konu içindeki soruları. Şimdi zorlamaya gerek yok demiştik hani kanal oluşturmak için. Burada da görebiliyorsunuz altın fiyatlarında 2013 Nisan ayından ortalama Nisan Mart sonu Nisan başlarından beri devam eden düşüş trendini görebiliyoruz. Zaten fiyat buradan tekrar aşağı doğru ilerledi. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Burada analizlerimizi eğer takip ettiyseniz zaten bu seviyelerin üstünde tutunamadığı sürece aşağı yönlü altının hareket etmesini beklediğimizi belirtmiştik. Burada oldukça güzel kazançlar da elde eden yatırımcılarımız oldu zaten. Şimdi fiyatın belirsizlik halinde olduğu süreçlerde yatay trend oluşumlarından bahsetmiştik. Bundan da bir örnek gösterelim. Şimdi bir yükseliş trendi olmuş burada kısa süreçte. Daha sonrasında ise fiyatın kararsız kaldığı, bakın bir destek ve direnç seviyesi uygulayarak oluşturuyoruz yatay trendi. Burada da üstüne bir direnç oluşarak fiyatın yukarı yönlü e, ilerlemesine bir baskı oluştuğunu görüyoruz direnç seviyesiyle birlikte. Şimdi burada e, fiyatın belirsizlik içinde olduğunu söyledik. Fakat bu belirsizlik içinde olduğu herhangi bir işlem fırsatı olmadığı anlamına gelmiyor. Oldukça da yararlıdır yatay trendler. Bakın burada da yapmamız gereken Yine iki çizgi birleştikten sonra test edildikten sonra alttan dip noktalardan alım işlemi, tepe noktalardan, tepe bölgelerden daha doğrusu satış işlemi gerçekleştirmek. Burada da oldukça güzel kazançlar gördüğünüz gibi elde edilecek fırsatlar var. Şu kısımdan sonraki kanala her yaklaşan kısımda işlem fırsatı doğmuştur bize. Şimdi eee Yatay trendi bir diğer örnekte e, Sterlin dolar paritesinden var. Bakın burada da istisnayı yine görüyoruz. Bakın kırılmış. Kırılmasına rağmen tekrar geri dönmesiyle birlikte nasıl demiştik ki güncelliğini yitirse bile daha sonradan o seviye önemini korur diye. Burada bakın o örneği görebiliyoruz. Bu seviye 2010 yılında kırılmış olmasına rağmen 2013 yılında tekrar fiyatın aşağı yönlü gitmesini engelliyor şu an ve buradan da zaten çok güzel bir yükselişe geçmiş durumda trend. Şimdi peki trendler sonsuza kadar sürmez dedik. Bunu nasıl değerlendireceğiz peki? Nasıl korunacağız bundan? Şimdi bakın burada bir boğa piyasası oluşumu mevcut. Fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Burada da bir kanal oluşumu mevcut. Fiyat oldukça istikrarlı bir şekilde Mayıs ayından 2009 Mayıs'ından 2009 Kasım'ına kadar aralığına kadar hatta yükseliş trendi içinde. Şimdi burada ayı piyasasının tekrar devreye girmesiyle beraber bir düşüş hareketi başlamış durumda. Şimdi burada kesinlikle inat etmememiz gerekiyor bu trend için. Artık bu trendin kırıldığı net bir şekilde görülüyor. Birçok günlük kapanış gerçekleştirilmiş artık bu trendin altında ve artık yön değişmiş durumda artık burada yeni strateji belirlemek gerekiyor. Bakın zaten burada da yeni bir trend oluşmuş durumda. Yeni fırsatlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor burada. Trend değişimine başka örnek de verelim. Şimdi burada da altın fiyatlarında kısa vadeli geçtiğimiz haftalarda yaşanan yükseliş hareketini görüyoruz. Altında sert düşüşlerden sonra bir süre yükselişler tekrar görmüştük. Burada da bakın bu kısımda satış işlemlerinin gelmesiyle birlikte burada tekrar e, yanlış hatırlamıyorum sanırım Rusya ile birlikte Rusya gündemiyle birlikte yukarı doğru altında endişelerle yükselişlerin olduğunu görmüştük. Şimdi e, trend içinde de stratejiler vardır. Şimdi bu stratejiler neden vardır? Şimdi bazı yatırımcılarımız sormuştu. Ona da belki bir yanıt olur. Şimdi uzun vadede devam eden trendleri beklemek biraz zor olabilir bazı yatırımcılar için. Şimdi burada ayı piyasasıyla oluşan bir trend mevcut. Şimdi bakın burada 2011 Ağustos'undan Eylül'ünden başlamış ve 2000 pardon 2001 Eylül'ünde başlamış 2002'nin Nisan'ında bitmiş bir trend var. Düşüş trendi mevcut. Şimdi burada tüm yatırımcılar burada beklemek istemeyebiliyor. Bu nedenle bakın burada yaklaştığı noktalarda satış işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Eğer ki risk faktörünü biraz daha göze alabilen yatırımcıları olursa her ne kadar düşüş trendi mevcut olsa da kısa vadeli alım işlemleri gerçekleştirmek için de trend içinde işlem fırsatları doğabilir. Çünkü bakın burada her ne kadar burada düşüş trendi oldukça güçlüyse de burada da trend içinde kısa vadeli yükselişler güzel bir şekilde desteklenmiş durumda ve hatta daha sonrasında düşüş trendinin kırıldığını ve boğa piyasasının daha baskın duruma geldiğini de görüyoruz. Şimdi trend içindeki diğer stratejiler nelerdir? Yine günlük bir grafikte yapılan trend çalışması var burada. Kanal çalışması var. Şimdi burada işleme girip buraya kadar yani yaklaşık işte 6 ay, 7 ay, 8 ay gibi bir süreçte işlemde duramayacak yatırımcılar için daha farklı stratejiler oluşturulabilir. Nedir bu? kanal içinde de yeni kanallar oluşturulabilir. Buna uygun durum varsa tabi dediğim gibi başta dediğimiz gibi zorlamaya gerek yoktur bu tür durumlarda. Yine burada aynı şekilde strateji. Yeni bir kanalımız var. Bu kanal içinde düşüşte ise bu yükseklerden satış işlemi gerçekleştirmeye devam ediyoruz kanal içinde. Bu kanalın bozulduğunu görüyoruz. Tekrar bir yükseliş kanalı var. Burada da tekrar alım işlemlerini devreye sokmaya başlıyoruz. Şimdi e, birkaç soru geldi bu anlattığım süreçte. Yatırımcı hangi süreçte değerlendirecek e, trendleri, analizleri diye. Şimdi burada not düştüğümüz gibi tamamen sizin karakteristik özelliğinize bağlı. Şimdi eğer ki siz kısa vadede ilgilenebiliyorsanız, ilgilenmek demeyeyim daha doğrusu kısa vadede düşünüyorsanız, uzun vadeli işleme sabredemiyorsanız, bu şu anlama gelmiyor, kısa vadeli işlem kazançlı değildir anlamına gelmiyor. E, fakat hani uzun vadede kalmıyorum, her gün bir işleme girerim ben diyorsanız örneğin. Günlük veya 4 saatlik, 1 saatlik, bazen yarım saatlik bile e, grafiklerde işlem gerçekleştirebilirsiniz. Trendler belirleyebilirsiniz. Zaten grafikte bununla ilgili çalışmalar yapacağız biraz sonra. Daha, e, bundan daha uzun vadelerde, orta vade ve uzun vadede, trendler belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Daha kısa vadede işlem yapan yatırımcılar orta ve uzun vadeli trendler içinde, kanallar içinde de yeni stratejiler biraz önce belirttiğimiz gibi bu şekilde oluşturabilirler. Bakın biz burada buraya kadar belirlemişiz ama burada da aynı şekilde yeni düşüş, yatay gibi hareketler devam ediyor. Şimdi kısa vade ne kadar diye sormuş bir yatırımcımız. Hemen şu slide'ı ben tekrar açıyorum o zaman size. Şimdi kısa vade günlük veya daha küçük zamanlı grafik. 4 saatlik, 1 saatlik, yarım saatlik bunlarla ilgili trendlerin oluştuğu, seviyelerin destek, dirençlerin belirlendiği grafik. Orta vadede haftalık grafik olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede aylık grafik olarak değerlendiriliyor. Ama dediğimiz gibi biz kesinlikle bunu söyleyemeyiz size. Hani siz hangi vadede işlem yapmalısınız diye. Buna siz karar vermelisiniz tamamen. Şimdi peki bu trendin fiyat hareketlerini belirleyen etkenler nelerdir? Neler oluşturur bu fiyat hareketlerini? Çünkü fiyat kendi kendine hareket etmiyor biliyorsunuz. Şimdi fiyat hareketleri, likit bir piyasa olduğunu söylemiştik size. Ee, sürekli hareket halindedir zaten. Bu hareketlere bağlı alım-satım kararları, yatırımcıların aldığı yani... E, düşünün, oturuyoruz evde. Dolar çıkmaya başlamış diyorlar. Yarın gidiyoruz biz dolar almaya başlıyoruz. Yani e, bu piyasaya spekülasyonlarla beraber başlayan alım satım kararları fiyatta hareketler olmasına neden oluyor. Başka bir nedeni de haberlerdir. Haberler neler olabilir? Bakın burada mutlaka görmüşsünüzdür eğer ilgilendiyseniz daha önce. Ekonomik takvim verileri. Bunlar beklenen haberler sınıfına girmektedir. Ülkelerin Ekonomik durumlarına ait veriler, işsizlik oranı, imalat bakın burada, imalat verileri, işte istihdam seviyesi gibi çeşitli veriler fiyatlar üzerinde alım satım kararları verilmesine neden olan etkenlerden biridir. Bakın burada bir örneğimiz bulunuyor. ABD'de Forex piyasasında en çok etki eden, kısa vadede etkisi olan tarım dışı istihdam verisi. 10 Ocak 2014 tarihinde açıklanmış veri. Beklenti istihdamda yani özel sektördeki istihdamda 196 bin kişilik artış olması yönünde. Fakat açıklanan sayı 74 bin oldukça düşük bir rakam istihdam edildiği görüyoruz burada. Şimdi burada aşağı yönlü hareketi görebiliyoruz euro dolar paritesinde. Doların değer kazanmasıyla birlikte euro karşısında doların değer kazanmasıyla birlikte bir düşüş kanalı oluşmuş durumda. Ama Bakın burada Amerika'dan kötü haber gelmesi ve doların değer kaybetmesi nedeniyle trendin nasıl kırıldığını ve yukarı yönlü hareketin oluştuğunu görebiliyoruz. Çok sert hareketlere neden olabiliyor bakın. Bunun dışında en etkili maddelerden birisi de merkez bankalarıdır. Merkez bankası kararlarıdır. Bu e, resimlerde gördüğünüz kişileri daha önce görmüş müydünüz? Tanıyor musunuz acaba? Onu sorayım ben size. Evet, çoğu yatırımcımız e, tanıyorum demiş, eşimden daha çok görüyorum demiş bir yatırımcımız. Çok güzel o zaman. Şimdi bu kişilerin konuşmaları, aynen bütün yatırımcılarım neredeyse biliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ABD Fed Başkanı Yellen, Kuroda Japonya Merkez Bankası Başkanı, McCartney İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Şimdi bu kişilerin e, yaptığı konuşmalar ülke para politikaları hakkında çok önemli bilgiler verebildiğinden ve zaten bu kişiler para politikası kararlarını verdiği için oldukça para piyasasında etkilidirler. Yaptığı konuşmalar, ipuçları, ağzından çıkan her kelime oldukça sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bunlardan birisi de şöyle bir örneğimiz var. Japonya'da Merkez Bankası'nın 2011 yılında yaptığı bir müdahale var. Japonya ihracata dayalı bir ekonomi olduğu için yenin değer kaybetmesi gerekiyor. Yani yen ne kadar zayıf olursa ABD doları karşısında o kadar avantajlı durumdalar. Bu nedenle yenin aşırı değer kazanmasıyla Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Ve bu müdahaleyle yenin değer kaybına uğradığını görüyoruz. Ve çok sert bir yükseliş hareketi var burada. 400 piplik bir yükseliş oldukça yani yaklaşık 1-2 saat içinde oldukça Sert bir şekilde yükselişle birlikte büyük bir kazanç elde edilmiş durumda burada. Ve bu beklenen bir durumdu. Oldukça uzun bir süredir beklenen bir müdahaleydi. Daha önce de Merkez Bankası belirttiği için güzel kazançlar elde edildi buradan. Diğer etken spekülasyon. Bu grafiğin çok büyük bir önemi var. Çünkü burada başta bahsetmiştik teknik analizin tarih tekerrürden ibarettir diye bir ilkesi vardı. Burada bakın. George Soros müdahalesi İngiltere Merkez Bankası'nın 92 yılında battı olarak adlandırıldığı yıl var. Burada da Lehman Brothers'ın batmasıyla başlayan 2008 krizini görüyoruz grafikte. Neredeyse aynı etkinli olduğunu görebiliyoruz burada. İki krizin ne kadar benzer hareketlere yol açtığını görebiliyoruz. Şimdi burada tekrar bir özet geçelim neler yol açıyor fiyat hareketlerine. Neler işledik? Şimdi e, likit bir piyasa olması nedeniyle mevcut fiyat hareketleri, alım-satım kararları, buna bağlı alım-satım kararları, fiyat hareketlerine bağlı alım-satım kararları, trendlerin oluşmasına, destek dirençlerinin oluşmasına, etken kişi burada insan olduğu için, insan kararlarıyla birlikte psikolojik olarak seviyelerin oluşmasına neden olmaktadır. Bunun dışında savaş haberleri gibi, siyasi haberler gibi, makroekonomik gelişmeler, ekonomik haberler gibi gelişmeler fiyat üzerinde biliyorsunuz etkisi olmaktadır seçim kararları gibi. Bunun dışında Merkez Bankası etkisi çok oldukça büyüktür. Merkez Bankası müdahalelerinden de bir örnek verdik biraz önce Japonya Merkez Bankası ile ilgili ve spekülasyonlar. Spekülasyonlar çok daha sık rastladığımız şeylerdir. Genel olarak konumuz bundan ibaret. Şimdi ben sorularınıza bir göz atacağım bir saniye izin verirseniz. Şimdi zaman aralığı olarak tavsiye istemiş bir yatırımcımız, dediğim gibi herhangi bir şekilde biz tavsiye veremiyoruz çünkü tamamen size bağlıdır gerçekten. Hep bütün vadeler doğru kullanıldığı takdirde çok sağlıklı sonuçlar verebilir, ama önemli olan trendi doğru belirlemek yani zorlama şekilde kesinlikle herhangi bir seviye destek direnç trend belirlememiz gerekiyor. Sanırım herhangi çok bir takılan kısım olmadı o yüzden. <laughs> Pardon. Ben biraz uygulamalı olarak da size göstermek istiyorum bazı şeyleri. Grafiğimizi açalım. Şimdi burada baktığımızda Euro dolar paritesi en çok yapılan işlemler yapılan paritelerden birisidir. Şimdi burada örneğin şuradan bir hareketi gördüğümüz için yükseliş trendini çiziyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Kafanızda ne kadar karışık hale getirirseniz o kadar zor olacaktır. O yüzden en net görünen neyse e, sizin için bir yükseliş trendi varsa tip noktalarımızı birleştirdik. Budur sizin görmeniz gereken. Çünkü oldukça subjektiftir aslında teknik analiz. Yani kişiden kişiye çok değişebilir. O yüzden en basit hali neyse onu kullanmakta yarar vardır. Şimdi bakalım bir kanal oluşumu var mı? Evet bir kanal oluşumu da mevcut burada güzel bir şekilde. Şimdi burada e, trend yönünde işlem yaparak ve e, daha başta da bahsetmiştim temel analiz ve risk yönetimi kesinlikle hepsini birlikte kullanmak gerekiyor. Eğer trend yönünde işlem yapıp da e, hesabım çok kötü gidiyor derseniz bu mutlaka analiz yöntemlerinden birisini uygulamadığınız anlamına gelmektedir. Çünkü risk yönetiminin en büyük özelliklerinden birisi de stop loss, take profit gibi seviyeleri kullanmaktır. Şimdi siz burada satım işlemine girdiyseniz, burada girilmez aslında. Size sadece örnek vermek amacıyla söylüyorum. Burası çok erken girmek için. Şimdi burada siz satış işlemine girdiyseniz, çünkü demiştik ya trendin üst noktalarından satış işlemi amaçlanır diye. Şimdi burada siz buradan işleme girdiyseniz ve stop loss koymadıysanız burada destek direnç oluşturmanın nedeni bakın burada bir seviyemiz var. Geçilemeyen bir seviye var yukarı doğru. Şimdi fiyatın burayı test etmesi olasıdır bu burada. Buranın yukarısına siz bir miktar yukarısına stop loss yazmadıysanız zaten burada sonsuz bir zarara katlanmayı kabul etmişsiniz demektir. Çok büyük bir risk demektir bu sizin için. Fakat buraya siz burada yaptıysanız stop loss noktanızı belirlediyseniz, bu işlemde zarar edersiniz, bu işlemde kar elde edersiniz. Çünkü ne kadar az zarar ederseniz bir işlemde, daha sonra kazanç elde etme imkanınız da o kadar artacaktır. Çünkü siz burada 20 dolarlık bir kayıp göze alırken, 60 dolarlık kar hedeflemeniz gerekiyor işleme girerken. Eğer böyle bir şansınız yoksa, zaten işleme girmemeniz gerekiyor. <laughs> ee... Başka soruya bakıyorum şu an. Şimdi ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin nasıl etkilediğini bir daha söyler misiniz diye sormuş bir yatırımcımız. <laughs> Burada bakın euro dolar paritesinde euronun değer kaybetmesi dolar karşısında değer kaybetmesiyle beraber bir düşüş trendi mevcut. Aşağı yönlü bir kanal var gördüğünüz gibi çok net bir şekilde. Burada doları zayıflatacak kötü bir veri gelmesiyle beraber bakın beklenti 196 bin kişi istihdama yeni kişinin katılması. Şimdi burada 196 bin kişi beklenirken oldukça düşük bir rakam. Yani yarısından da az bir rakam açıklanıyor. Yani 74 bin kişilik bir artış açıklanıyor. Duymuşsunuzdur takip eden yatırımcılarımız duymuştur. Kış etkisi nedeniyle çok soğuk kış etkisi nedeniyle düşüş olduğu söylenmişti daha sonra. Bu düşüşle beraber dolar değer kaybettiği için euronun karşısında değer kaybettiği için yukarı doğru sert bir hareketin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Burada da trendin kırıldığını zaten buradaki kapanışlardan görüyoruz. Ama siz burada stop loss'unuzu zaten koymadıysanız burada zaten yapacak hiçbir şey yoktur. Çünkü biz ne kadar trend belirlersek, destek direnç belirlersek, belirleyelim. Başta belirttiğimiz gibi hiçbir şeyin garantisi yoktur. Hiçbir trend, destek, direnç sonsuza kadar sürmeyecektir. Bu nedenle teknik analiz, temel analiz ve risk yönetimi bunu tekrar etmem gerekiyor. Bunu mutlaka üçünü bir arada uygulamamız gerekiyordur. Zaten bunların hepsiyle ilgili webinar eğitimlerimiz de oluyor. Olmaya da devam edecek zaten. Bunları da takip edebilirsiniz. Şimdi e, konu dışında da sorular geliyor. Bunlarla ilgili ekranda görüyorsunuzdur. webinar.gcmforex.com umut.tuncel.gcmforex.com Bunları e, ee, istediğiniz gibi istediğiniz aklınıza gelen tüm soruları sorabilirsiniz. Mutlaka yanıtlamaya çalışırız. Bir yatırımcımız tarım dışı istihdam açıklanırken zaten pozisyonda durmak en büyük risk demiş. Tabii ki bu da bir e, önlemdir. Bu süreçlerde işleme girmemek veya girmek de ayrı bir stratejidir. Spekülasyon grafiğini tekrar yük gösterir misiniz demiş bir yatırımcımız. Hemen onu da bir gösterelim. Spekülasyon grafiğimiz burada. Şimdi <laughs> bakın etkenler aynı şekilde burada destek direnç seviyeleri bile oldukça yakın birbirine. Bu da teknik analizin bu tarihten tarih tekerrürden ibarettir. Varsayımının ne kadar etkili olabildiğini gösteriyor bize. <laughs> Şimdi e, konu dışında yani temel analiz ve risk yönetimiyle ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Şimdi 30 Nisan'da çarşamba günü temel analize giriş webinarımız da webinar eğitimimizde olacak. Ve bundan sonraki süreçte risk yönetimiyle de ilgili eğitimlerimiz olacak. Ama dediğim gibi bu süreçten önce de eğitimlerden önce de ekranda görmüş olduğunuz mail adreslerine istediğiniz soruyu gönderebilirsiniz. Yanıtlamaya mutlaka çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi işlemler diliyorum.